Evet, kıymetli Kadıköy Sokak ailesi, golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yepyeni videomuza hoş geldiniz. Hocam, hani bu kanala video atmayacaktın demeyin. Bakın 69.700 oldu. Yani plan işe yarıyor. O yüzden de ara ara buraya atacağım. Sonrasında da direkt buraya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Ama sizler duyumlardan, haberlerden, transfer gelişmelerinden, canlı yayınlardan, sohbetlerden geri kalmamak için Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalımızı da takip alın. 4290 yazıyor bakın aşağıda. Aynı logo, aynı şeyle devam ediyoruz. Orada üyelikler var. Üye olup topluluk kısmından da duyumlara direkt ulaşabiliyorsunuz. Benden şiddetli tavsiye arkadaşlar. Şimdi neresinden başlayayım bilmiyorum. Mesela ilk olarak şuradan başlayayım. Fenerbahçe Jose Mourinho'yu kapa bildirdi. Yani Fenerbahçe Jose Mourinho'yu anlaştığını kapa bildirdi. Aynı zamanda bugün saat 19'da da imza töreni gerçekleşecek stadyumumuzda. Taraftarımız davet edildi ve biletler 2 dakika içinde bitti. Daha ek bloklar da illaki açılacaktır. Ömer Ründül'ün de dediği gibi bloklar arası futbol çok çok önemli. Yani bloklara dikkat etmek lazım. Aynı zamanda Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması gelmişti. Zaten şifreyi vermişti ama çok çok mühim değil. Bunun dışında Fenerbahçe Beko Pota'da Beşiktaş derbisini rahat kazandı. Seride 2-0 yaptı. Üçüncü maç yarın. Onu kazanırsak 3-0 öne geçeceğiz. Ve finale yükseleceğiz. Hani bunun dışında da direkt Mourinho haberleriyle başlayayım arkadaşlar. Hani metne bağlı kalmadan açık açık. Şimdi kimdir bu Mourinho? Nedir? Ne değildir? Milletin bu kadar abarttığı kadar var mı? Milletin çöplediği kadar var mı? Bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye yani oynattığı her maçı kazanan teknik direktör gelse, atıyorum kariyerinde 500 maçı var, 500'de 500 galibiyeti olan teknik direktör gelse, basının kuracağı ilk cümleyi söyleyeyim: burası Fenerbahçe. Önceki kariyerini bir kenara koysun. Burada baskı yoğundur. Herkes bu baskıyı kaldıramaz. Bakalım Fenerbahçe'de ne yapacak? Bakalım eskisi gibi o performansı gösterebilecek mi falan. Diğer taraftan tabi burada bir de ayak oyunları falan olacak. Ayak oyunlarının bir tık ötesi olacak. O da ayrı bir mesele. Neyse, Mourinho kimdir? Portekiz liglerinde sıradan bir orta sahaydı. 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı. Babası demiş ki oğlum bu olmaz demiş. Bunu alın demiş. İşte, yok o başka bir şeydi ya. Oğlum bundan topçu olmaz demiş. Bunu topçuluktan alalım. Bu çocuk edebi bir çocuk demiş. Hani bunun dil öğrenme kabiliyeti falan yüksek demiş. Sporting Lisbon ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yapmış. Ardından da hem Robson hem de ondan sonra gelen Luis Van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalışmış. Yani Barcelona'yı da iyi bilen bir isim. Benfica ve Unia de la Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönmüş. Şimdi bakın arkadaşlar. Adamlar öyle bir inceleme sistemine sahip ki İnceliyorlar, inceliyorlar. Bak bunda iş var diyorlar, alıyorlar. Biz bu riske girmezdik. Ya biz Çaykur Rizespor'un teknik direktörünü getirip de bunda iş var, bu bizi Avrupa şampiyonu yapar demeyiz. O bizde yok. Ya da atıyorum Bandırma Spor'un teknik direktörünü alıp da lan bu bizi yapar diyemeyiz. Mesela bir Yalçın Koşu Kovak falan vardı. Hatırlayın bunları yani ya. Şimdi ne oldu? La gittiler. İki kez Portekiz şampiyonluğu, bir kez Portekiz kupası, bir kez UEFA kupası ve bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşattı. Ben şunu söyleyeyim. 3 sene içerisinde 2 kez Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapsın. Bir kez Türkiye Kupası kazansın. Bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi kupasını kazansın. Hayır duası ederim. Rabbime niyazlarda bulunurum. Allah'ım sen bu kulunu affet. İnşallah bunu Müslüman olarak canını al da bunu cennetine koy derim. Ve gözlerimiz yaşlı yaşlı maç izleriz. Sevinçten. Yeter ki bu olsun. Hocam 3. senede de Fenerbahçe işte şampiyon olamasın. Lan önemli değil, şu olsun da dersin. Devam edeyim. Bu başarılardan sonra Premier Lig'de Chelsea'nin teknik direktörü oldu ve kulüpte 3 sezon geçirip 2 Premier Lig şampiyonluğu kazandı. 1 FA Cup, 2 tane de lig kupası kazandı. 2007 yılında Abramovich'te sıkıntı yaşayıp ayrıldı. Bakın yine aynı şekilde bak, 3 sezon 2 şampiyonluk. İyi de hocam bak bunlara Şampiyonlar Ligi'ni falan kazandıramamış. O nasıl olacak? Arkadaşlar Premier Lig çok zorlu bir lig. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Premier Lig'e dikkat edin. 3 günde bir maç var, şu var, bu var. O yüzden artık hani takımlar
Avrupa'ya falan çok yoğunlaşamıyorlar. Dikkat edin bak. Çünkü o kadar yıpratıcı bir süreç ki. Şimdi Avrupa'ya yoğunlaşayım, ligde şey yapayım desen cortlatırlar seni orada. O da ayrı bir mesele. Neyse de ben devam edeyim. 2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçti. Yani bizim bildiğimiz Internasyonal Milan. Neyse. Mourinho burada Serie A'yı iki kez kazandı. Bak yine aynı. İki şampiyonluk. 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Kupa İtalya ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden kazanan hat-trick yapmış. Ve bu onu iki kulüple Avrupa Kupası kazanan 5 teknik direktörden biri yapmış. Aynı yıl ona FIFA Dünya'da Yılın Teknik Direktörü ödülü verilmiş. Hocam iyi de bak bahsettiğin sezon Allah aşkına 2008. Ya biz 2024'teyiz, 16 yıl önceden bahsediyorsun. Mourinho sonra İspanya'ya gidiyor, Real Madrid'e. Artık futbolun zirvesi olarak adlandırılıyor. 2011-12'de rekor puan, rekor gol, şampiyonluk kazandı. Ve 4 ülkede lig şampiyonluğu kazanan 5. teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Süper Kupa de İspanya kazandı. İspanya Süper Kupası. Mourinho 2013 yılında Real Madrid'den ayrıldı. Chelsea'ye geri döndü. Burada bir lig şampiyonluğu ve lig kupası daha kazandı. Ancak 2015'te görevine son verildi. İngiltere'de Manchester United ve Tottenham'ın başına geçti. Her iki kulüpte de hani görev süresi nispeten kısaydı. Buna rağmen Loser United'da, yani Manchester United'da ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Lig kupası ve FA Community Shield kazandı. Tottenham'ı lig kupasında finale taşıdı ancak finalde oynamasına bir haftadan az süre kala görevinden ayrılmak zorunda kaldı ya da kovuldu, tazminatını aldı diyelim. Kısa süre sonra Roma dedi ki bize gel. Roma'da da ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı. Bu onu 4 kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör yaptı ve 3 ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan 3. teknik direktör yapmış. Ve Portekiz Futbol Federasyonu FPF tarafından 2015 yılında 100 yılın Portekizli teknik direktörü seçildi ve transfere 1 milyar eurodan fazla harcayan teknik direktör oldu. Hocam Porto ile falan kaç kupası var? Porto ile 6 kupa arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, 2 lig, 1 kupa, 1 süper kupa. Chelsea ile 8 kupa. 3 Premier Lig şampiyonluğu. 2005, 2006, 2015. 1 FA Cup. 1 İngiltere bilmem ne Cup. 3 tane. 1 Community Shield var. 1 tane. 1 tane UEFA Süper Kupası ikinciliği diyor. UEFA Süper Kupası ikinciliği. Inter'le 5 kupa diyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinciliği derken herhalde UEFA Süper Kupası'nı aldı manasında diyor herhalde. Diyeceğim de anlamadım. Neyse. Inter'le 5 kupa, Real Madrid'de 3 kupa diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi bahsettiğimiz adam bu. Peki Mourinho'nun ekibinde kim olacak? Bugün açıklanacak arkadaşlar. Mesela bir isim var. Ricardo Formosinho. Bu arkadaş Şampiyonlar Ligi kazandığında da yardımcısıymış. Chelsea'de de yardımcısıymış ve bu arkadaşın çok iyi bir yardımcı olduğundan bahsediyorlar ve bu arkadaşın yani sağlam olduğundan bahsediyorlar. Hocam bize öyle gitmez, bize 3. ligden falan yardımcı olacak. Şimdi kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin, kondisyon ve fitness antrenörü ve Stefano Rapetti. Bununla birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Giovanni Cerra'nın da Romanlardan Fenerbahçe'deki ekibine dahil olacağı söylendi. Şimdi Mourinho transferinin perde arkası var. 9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç'un da Aziz Yıldırım'ın da birlikte adayı. Aslına bakarsanız Aziz Yıldırım yolu açtı, Ali Koç da sürdürdü. Dedi ki ben arkadaş Mourinho'yu getireceğim. Gel sen de anlaş. Kötü bir teknik direktör değil. Biz yarısını vermeye razıyız dedi ve anlaştılar. Bugün de gelecek. Şimdi ilk olarak Aziz Yıldırım görüştü. Branko araştırmaya başladı. Aziz Yıldırım her konuda anlaştı. Ali Koç görüntülü konuştu. Acun Ilıcalı'yı falan dahil edip ve Acun Ilıcalı'yı ikna etti. Projelerden etkilendi. Şampiyonlar Ligi finali sonrasında da bugün imzaya geliyor bahsettiğimiz isim. Ve bu takıma Avrupa Kupası getiririm sözleri var. Bu sözler çok önemli sözler. Yalnız dersine çok iyi çalışmış. Bak çok çok iyi çalışmış, ben onu da söyleyeyim. Nasıl? Arkadaşlar Acun Ilıcalı, Mario Branco falan görüşmüş. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri de Partizan. Onları analiz ettim. Fenerbahçe'nin son Galatasaray ve İstanbulspor maçlarını takip ettim. En son Roma'da Avrupa Kupası kazandı. Fenerbahçe'de yeniden istiyorum demiş.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak. Çünkü Fenerbahçe'ye gidersem ki gidiyor. 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu Euro 2024'te forma giyecek. Ve ilk elemelerde oynayamayacaklar. Arkadaşlar nispeten Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu diye mi geçiyor? 2. eleme turu mu? Dur. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları diyelim. Ne zaman olacak bunlar? Yok, 3. ön eleme değil. Bu 26-27 Ağustos diyor. Bir de playoff maçları var. 2. ön eleme maçları ne zaman oynanacak? Aynen. Biz buradan yola çıkalım. Şimdi Avrupa'da ülkemizi 5 takım temsil edecek. Mesela maçlar ne zaman? Fenerbahçe. Biz Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayız arkadaşlar. Yani kimseyle şey yapmak zorunda da değiliz. Muhtemel rakipler falan da belli. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim aslında bakarsanız. İsviçre Ligi'ni ikinci bitiren Lugano ya da Partizan. Kesin olarak ya Lugano ya Partizan. Keşke Lugano gelse. Peki ne zaman maçlar? Arkadaşlar ilk maçlar 23-24 Temmuz. Rövanş maçları 30-31 Temmuz. Yani yaklaşık 2 ay sonra. Diyeceksiniz ki hocam şöyle böyle falan. Ben size şunu söyleyeyim. Hiç kimseye göndermediğimizi düşünün. Kemik kadroyla bugün maça çıkacağız. Livakovic zaten kaleci. Onu çok önemsemiyorum. Yani Hırvatistan'da gidip gelecek ama çok önemsemiyorum. Livakovic. Osayi. Ciku. Bekao. Yedekler Osterwold olabilir. Ferdi yorulacak kabul. Levent Mercan alındıysa o. İsmail Yüksek yorulacak kabul. Fred. Belki Szymański Polonya ile çok yorulacak ama ben Szymański'nin serüvenine çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Onu da dönecektir. Hani Fred, Szymański. Sağda İrfan Can, Cengiz var. İrfan yorulursa Cengiz. Cengiz yorulursa yorulmaz zaten. Yani Cengiz hazır. Tadiç var sol kanatta. Kent'in durumu belirsiz. Forvet'te Batshuayi de gitmedi. Dzeko da gitmedi. Başka da. Hani aynı kalıp kadroyla devam edeceksek de sıkıntı olmayacak. Hocam sen devam etsene. Ne zaman başka maçlar? Ya bu turu geçersek bu turun sonrası zaten anlatacağız arkadaşlar. Ama yani ikinci tur 30-31 Temmuz olduğuna göre Ağustos'un ilk haftasında bir sonraki tur ve Ağustos'un sonuna doğru da son turlar oynanacak arkadaşlar. Ama 8 futbolcu Euro 2024'te forma giyecek. İlk elemelerde oynayamayacaklar diyor ama çok benim için mühim değil. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız diyor. Şu anda Fener rehberimdeki en önündeki kişi Fenerbahçe Başkanı diyor. Başkan ne olacaktı kardeşim? Ben mi olacaktım? Mustafa Hocam mı olacaktı? Geçeceksiniz bunu. Şimdi Mourinho'dan çeşitli açıklamalar var. Hani Fenerbahçe açıklaması. Hani bu takıma Avrupa Kupası getiririm lafı. Ya benim için referans bu ya. Yani ne derseniz deyin benim için futbol referansı açıkçası bu. Şimdi bunun akabinde bazı magazinsel şeyleri de konuşayım arkadaşlar. Mesela Batshuayi konusunu niye konuşuyor hocam? Batshuayi'ninki kesin değil. Arkadaşlar Batshuayi kesin. Batshuayi ile uzatılacak. Bak milli takımda sakatlık şeyi var. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Enes Ünal ayrıldı. Bundan önce de Çağlar Söyüncü ayrıldıydı. Yani milli takım o kadar iyi bir milli takım ki. Bakalım sıradaki bomba ne olacak. Ama şunu söyleyeyim. Eğer İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'na bir şey olursa milli takım sıfır çeker. Onu da söyleyeyim. Ferdi'nin de çeşitli açıklamalar var. Şöyle kazanacağız, böyle kazanacağız diye. Mesela İrfan orada Osayi gidemedi bir yere Nijeryalı. İsmail, İrfan, Ferdi hakeza orada. Hani şimdi biz Aziz Yıldırım, Ali Koç şeyindeyiz. Bu arada Real Madridli sevgili Arda Güler'i de tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Çünkü Arda bizim canımız, ciğerimiz. Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Onun dışında başka ne var? Yani Enes Ünal gitti Euro 2024. Edin Dzeko'yla ilgili devam edecek ya da gidecek açıklamaları var. Arkadaşlar bu açıklamaları ben doğrulayamıyorum ya da yanlışlayamıyorum. İsmail Kartal devam edecek olsaydı %1 milyon gidecekti. Onu da söyleyeyim. Yani açık yüreklikte söyleyeyim. Hocam işte transfere dair bir şey söylemesini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu maddelerime bakıyorum. Ferdi'den açıklama vardı milli takıma dair. Ercan Güven ikinci doz Aziz Sil'in. Aslında Ercan Güven'in
yazısını okuduysanız orada şeyden bahsediyor. Yani Aziz Yıldırım bir çıktı, pir çıktı diye. Ben Aziz Yıldırım'ın başkan seçilme derdi taşıdığını düşünmüyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe toparlansın diye hani sufle verdiği görüşündeyim. Aslına bakarsanız Aziz Yıldırım Ali Koç'a bir sufle verdi. Yapıyorsan da şöyle yap diye bir sufle verdi. Ali Koç'un bunu anlaması lazım. Şimdi dünya futbolunun kalbi biliyorsunuz Euro 2024'te Almanya'da atacak. İrfan Can Kahveci'nin sözleşme uzatacağını belirteyim. Batshuayi'nin uzattık arkadaşlar. Batshuayi'nin sözleşmesini uzattık. Onun dışında şunu çok soruyorlar. Hocam işte Virgil van Dijk geliyor mu? Hayır. Hocam ama bak maddeler yazdılar. Gazetelere dediler ki van Dijk geliyormuş dediler. Belki sen bilmiyorsundur. Hayır. Hayır arkadaşlar gelmiyor. Hocam senin belki duyum kaynakların hastalanmıştır. Gelmiyor. Mesela Rafael Varane gelebilir. Boşta. Boşa çıkacak. Hocam iyi bizim stoper attığımız çok iyi ya gerek yok. Çok cahilsiniz. Çok. Eğer bunu diyorsanız çok cahilsiniz. Ya kardeşim bak. Ciku'dan, Bekao'dan memnunum. Üçüncü stoper olarak Osterwolde'den memnunum. Kabul. Ancak yani ben size diyorum ki bu işin çok daha profesyoneli var. Bunlardan çok daha iyisi var. Getireyim mi? Yok hocam biz stoperlerimizden memnunum. Öyle olmaz. Artık endüstriyel futbolda para harcamak zorundasın. Şimdi size şöyle anlatayım. Bir doktor bir arkadaşım var da diyordu ki ulan aldığım maaş yetmiyor bu asgari ücretliler nasıl geçiniyor diyordu. Birisi de diyordu ki ulan manyak mısın oğlum diyordu sen doktorsun hani aldığın maaş belli. Bu kadar parayla sen nasıl geçinemiyorsun işte hiç mi ekonomiden anlamıyorsun diye. Atladığı detay şu. Ne kadar kazanırsan o kadar harcarsın. Şimdi göz sponsoru Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Göz sponsoru Şampiyonlar Ligi için 5 milyon euroya bir firmayla anlaştın. Ya da Avrupa'daki maceran için 5 milyon euroya başka bir firmayla anlaştın. 6'ya da otokod yazıyor. O 6'yı da 10'a çıkarttın. Aziz Yıldırım benim muhtemelen bir sonraki hamlesi o olacak diyecek ki arttır fiyatları diyecek sponsor fiyatını. 10'a lig için anlaştın. Lig Türkiye Kupası. 5'e de Avrupa için anlaştın. 15 milyon euro oldu. Belki de takım isim sponsorluğu. Fenerbahçe Otokoç mesela. Yıllık 50 milyon euro. 65'e çıktı bak. Kazandığım para 65'e çıktı. Stad isim sponsorluğunu bitirip atıyorum bilmem ne yaptın. Fenerbahçe Ülker yaptın yine. Yıllık 30 milyon euro. Bak hemen çıktı bak. 95'e çıktı bak. Paran artıyor. Bu kadar para kazanırken sen ya Van Dijk'ı şey getirirsem işte Rafael Varane'ı getirirsem yıllık 4 milyon euro ister. Ben o 4'ü nasıl veririm mi dersin? Ulan Varane gibi 4 tane daha alalım. 5 tane daha alalım. 20 milyon euro ne? Ben sponsordan sadece 100 kazanacağım mı dersin? İşte mesele burası. Tosin Adarabio. Arkadaşlar bu arkadaşı bize yazacaklar ama ilgilenmeyin. Çok ciddi bir olay yok. Anthony Martial ile ilgilenebilirsiniz. Normalde sözleşmesini uzatacaktı ama Jose Mourinho deyince bazen akan sular durur. Hatta çok çok iyi durur akan sular. Hatta çoko iyi durur akan sular. Ben akan suları size belirtmiş olayım. Bunu da söyledik nispeten. Ve Ben Johnson'ı yazacaklar. İnanmayın. Şimdilik böyle bir şey yok. Batshuayi'yle uzatıldı arkadaşlar. Herhangi bir pürüz yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve Batshuayi'yle daha da uzatma görüşmeleri yapılacak. Onu da söyleyeyim. Ki Mourinho gelmişken ben Batshuayi olsam uzatırım yani. Daha nereye gideceksin? Ferdi konuştuk. Kapı konuştuk. Arda Güler'i tebrik ettik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'i tebrik ediyoruz. Ama benim de maç esnasında bir şeyim var. Paylaşımım var. Bilmiyorum. Twitter'da gördünüz mü? Kadıköy Sokak 19 yazım. Benim Twitter hesabım o. Dedim ki tamam Borussia Dortmund bu kadar kaçırdı ya. Real Madrid en az 2 farkla kazanır. Yazın kenara dedim. Hakikaten 2-0 bitti. Neyse Acun Ilıcalı görüşmede yer aldı. Bugün akşam da muhtemelen yer alır. Aziz Yıldırım şu an seviniyordur. İyi lan Fenerbahçe'ye bir şeyler kattım diye. Formosinho ismini bence çoğunuz umursamazsınız. Yardımcısını. Ama yardımcı da önemli arkadaşlar. Teknik direktörün yardımcısı çok çok önemli. Yani senin analiz uzmanın sınıfta kalırsa sen de sınıfta kalırsın. Senin babaliz uzmanın sınıfta kalırsa sen de kalırsın. Yani hem analiz uzmanın iyi olacak hem sen iyi olacaksın. Dediğim gibi bu kanalda mesela bak ben de bu kanalı bir analiz uzmanı olarak dedim ki ulan dedim kanala saldırı var. Biraz geri çekilelim.
Biz geri çekilince şöyle oldu, böyle oldu. Anladınız mı arkadaşlar? Ve şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım olmasaydı İsmail Kartal'a devam edecektik. Ya da Montella'yı getirecektik. Yani Aziz Yıldırım olmasaydı Montella'ya devam edecektik. Bugün Ali Koç savunan arkadaşlar bilsinler. Yani istediğiniz her yere sorabilirsiniz. İstediğiniz her yere. Ha mesela o neydi? Pioli. Stefano Pioli. Pioli gelecekti mesela Fenerbahçe'ye. Anladınız mı demek istedim? Yani Aziz Yıldırım seçilmese bile Fenerbahçe çok büyük bir şey yapmış oldu. Ha şunu diyenler var hocam. Dua etsin de Mourinho Aziz Yıldırım kazansın. Çünkü Ali Koç'la çalışırsa görev süresi bitmeden kaçar gider diye. Ben onu bilemem. Ben ona yorum yapamam. Ama ben şundan eminim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe üstüne aslına bakarsanız subliminal olarak çok fazla etkide bulundu ve pozitif etkileri sürüyor. Bakalım başka ne olacak. Onun dışında başka ne dedik? Fenerbahçe Beko Emlak Jet'i konuştuk. Yardımcıları konuştuk. İrfan Can Kahveci uzatacak arkadaşlar. O sahayı uzattı uzatmak üzere diyeyim size. İsmail Yüksek Allah nazarlardan sakatlıklardan korusun. Edin Dzeko dedik. Galatasaray arkadaşlar Galatasaray şampiyonluğu ben hak ederek olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin desteklediğini düşünüyorum. Bazı rakip futbolcuların kalbiyle aklının çeliştiğinden dolayı bazı maçları böyle daha kolay kazandıkları görüşündeyim. Eski futbolcuların Galatasaray maçlarında böyle aslan kesilmediklerini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum şampiyonlukları bir gün konuşuldu. Ama hak edilerek böyle kanırta kanırta olsaydı böyle sonuna kadar şey olsaydı ki Allah'tan şu Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynandı. Allah'tan bütün Türkiye gördü. Allah'tan o maçta hakem yine sezon boyunca yaptığı şeyi yapıp Fenerbahçe'nin aleyhine Galatasaray'ın lehine maç yönetti de herkes ulan Fenerliler de haklıymış. Gerçekten Galatasaray kollanmış dediler. Son maç Fenerbahçe'nin bir sürü futbolcusuna cezalar verildi. Ona rağmen Fenerbahçe çıkıp 6-0 kazandı. Yani aslına bakarsanız yaptıkları her hamle bir şeylerini ortaya döktü. Vallahi yolun sonu şampiyonluk olsun. Fenerbahçe açısından hani o sene bu sene Fenerbahçeliler hisseder diyor ya. Ben Fenerbahçe'nin arka arkaya 2 sene şampiyon olacağını hissediyorum. İnşallah da olur. Normal şartlarda bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı ama normal şartlarda adaletli maç yönetimlerinde. Ama sorun bak Galatasaraylılara Kur'an-ı Kerim'i uzatın tut deyin. En Müslümanına sorun. Tut deyin. Yemin et ulan Fenerbahçe hakemlerle şampiyon yapıldı diye. Yemin etmezler. Ya şampiyon yapıldı demeyeyim. Hakemlerle kollandı diyeyim. Ona rağmen ikinci oldu diye. Yemin ettiğin etmezler. Kur'an elinden alın. Bu sefer başlarlar. Siz var ya Fenerbahçe olarak hakemlerle buraya kadar getirildiniz. Ha, yine de hakemler sizi kollamasına rağmen şampiyon olamadınız derler. Tekrar uzatın. Tutar. Ben yorum yapmayacağım der. Çevremdekiler çünkü öyle sizin çevrenizdekiler de aynıdır. Kardeşim. Kimin ne olduğu sahada belli oluyor. Allah aşkına Alanya 0-0 devreye giriyor. Çatır çatır oynuyor. İkinci yarı sanki bir mesaj geliyor. Alanya kabuğuna çekiliyor. Bilmem ya sadece Galatasaray'ın Antalya Spor maçı iptal edilmiş olsa. Deseler ki arkadaş bu maçı gerçekten Antalya kazanacakmış. Galatasaray kullanmış deseler. O maçı sildik deseler Fenerbahçe şampiyon. Kaldı ki o maçta 3 tane kırmızıyı hak etti. 3 kırmızıyı hak eden evinde yenilen Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a da yenilirdi. Oradan sonra zaten uçurum açılırdı. Fenerbahçe açık ara şampiyonluğa koşardı. Ben şunu söyleyeyim. Ben Allah'a havale ediyorum. Allah en iyisini bilir. Rabbim yani mazlumun hakkını kimse de bırakmaz. Ben Allah'a havale ediyorum. Arkadaşlar bu kanalı da takip edin. Diğer kanalımızı da takip edin. Aboneliğiniz dursun. Video geldikçe burada da izlersiniz. Orada da izlersiniz. Temmuz ayına doğru da sadece buraya yöneleceğiz gibi. Ya da iki tarafa da yine yöneleceğiz ama burada daha çok olacağız ve Ağustos ayından itibaren burada eski günlerimizi geçeceğiz. Ve ben çok iddialıyım. 69.700'den falan kalmayacağız. Parayı basacağım. Reklamımı yapacağım. Her yerde reklam yapacağım. Bu kanalı çok büyük yerlere taşıyacağım. YouTube'a inat. Kanalı şikayet edenlere inat. Anladınız mı? Bütün düşmanlara inat. Allah ömür verirse, Rabbim ömür verirse Allah yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah taşırız. Hepinizden dua talep ediyorum arkadaşlar. Bir sıkıntım var. Allah bu sıkıntımı gidersin inşallah. Ve sizleri de çok seviyorum.
Destekleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Şunu da unutmayın. Azizci, Alici, istediğinizci olabilirsiniz. İster denizci olun, ister tinerci olun, ister balici olun. Fenerbahçeliyseniz Fenerbahçe menfaatlerine göre hareket edin. Yani birisi Aziz Yıldırım'ı destekliyor ya da Ali Koç'u destekliyor diye tartışmanıza gerek yok. Ya da işte bugüne kadar ne yaptı? O ne yaptı? Gitmeden borç soktu. Öbürü bilmem ne yaptı. Şu yaptı bunu. Bunlara gerek yok. Sadece Fenerbahçe'yi destekleyin. Ben sizden ricada bulunuyorum bir kardeşiniz olarak. Ve dediğim gibi iki kanala da lütfen abone olun. Gelişmeleri an be an takip edin. Diğer kanalımızda 15 TL'ye üyelik var. Ayda 15 TL. Yani bugün 2 Haziran. 15 TL yatırıyorsun, 2 Temmuz'a kadar üyesin. O zaman da hoşuna gitti. Bir 15 lira daha yatırdın, 2 Ağustos'a kadar üyesin. Yani 15 lira benim için bir para değil ama her duyum herkese açık paylaşılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.